Dijital günlüğümün yeni sayfasında bana katıldığınız için teşekkürler. Barbie şehirde hayatta bugün yemeklerden bahsedeceğiz. Brooklyn'deki Polonya pierogisinden, Queens'teki Salvador pupusalarına, Hell's Kitchen'daki Arjantin empanadasından, Çin mahallesindeki Vietnam banmisine. New York'ta her şey bulunur. Ama New York'un sembolik yiyeceklerinden birini sakın unutmayın. Simit! Simit New York'ta klasik bir sokak kahvaltısıdır. Çünkü burada herkes hep sokaktadır. Bu şehirde hayal ettiğiniz her mutfağı bulabilirsiniz. Ve burada gerçekten çok güzel restoranlar var ama benim New York'taki favori şefim işte tam burada kendi mutfağımda babam. Babamla yemek yapmak bir harika. Çünkü o tariflerinde daima en önemli malzemeyi kullanır. Sevgiyi. Ayrıca kendine has dans figürleriyle mutfağı hep eğlenceli kılar. Merhaba bebeğim. Bakıyorum da biraz erken başlamışsın. Dün babamla ben Queens'teki bir yemek kamyonetleri festivaline gittik. Bir sürü lezzetli yemek denedik ama hiçbirisi Primo's Pies'da yediğimiz New York işi pizzaya benzemiyordu. Bu yüzden bugün bu yemeği yeniden yaratacağız. Bize yardım içinse yardımcı şefler Jax ve Jayla burada. Jax, Jayla, gelsenize. Tada! İlk işimiz hamur. New York işi pizzanın incecik bir hamuru olur. Bu yüzden de hamuru açarken mükemmel olsun diye dans ederiz. Hamur dansı arası. Tamam. Pizza hamurumuzu açtığımıza göre şimdi sos zamanı. Sonra da üst malzemeler gelecek. Ben fazladan peynir istiyorum. Şimdi de fırının kapağını açıyoruz ve... olamaz. Ne oldu? Sanırım fırını önceden ısıtmayı unutmuş olabilirim. Fırın hatası. Eda, hayır! Hamur dansı arası ikinci bölüm. Jayla, yakala. Ve dört denemenin sonunda sanırım yemek için yeterince soğudu. Harika. Pekala. Jürinin kararı nedir? Primo'nunki kadar iyi mi? Daha da iyisi ve daha peynirlisi. Aklından bile geçirme. Evet, gördüğünüz gibi New York işi pizza kolay iş değil. Umarım siz de ailenizle yaparken eğlenirsiniz. Ve birkaç hamur dansı arası vermeyi de unutmayın. Pişirme sürecinde çok önemlidir. Sonra görüşürüz. Şunu sakın unutmayın. Seviliyorsunuz. Barbie kaçar. Tamam. Size tüm New York'taki bana ilham veren yerleri gösterdim. Ama bugün size şehrin hareketliliğinden kaçabildiğim, en sevdiğim mekanı gezdireceğim. Birazcık huzur buldum ve... Biz de projende yer almak istiyoruz. Huzur ve sessizlik buraya kadarmış. Bu benim şirin ve konuşkan kedim Eda. Ve bunlar da benim küçük kankalarım Jax ve Jayla. Yani size etrafı gösterirken iki katı yardım alacağım. Al Jax, sen çekiyorsun. Güzel. Barbie şehirde hayatın bu bölümü benim ev turum. Çünkü ev yalnızca kalbimin olduğu yer değil ki aslında benimki tamamen burada. Ayrıca en çok kendim olabildiğim yer. İşte bu yüzden burayı size de göstermek istiyorum. Tamam. Biraz fazla heyecanlanmış olabilirim. Dipnot, Barbie odasını her zaman aşırı temiz tutar. Temizlik kraliçesi. Her neyse, burası benim odam. Burası kısmen dinlenme, kısmen ders çalışma alanım. Ayrıca stüdyo alanım. Burada müzik yapıyorum. Tabii Barbie bundan çok daha iyi çalıyor. İltifatların için sana ekstra ödeme yapmak zorunda kalacağım. Para mı alacağız? Ne kadar? Yani benim odam şarkı yazmaya, enerji yüklemeye geldiğim ve tabii ki uyuduğum yer. Horlamaya yani. Horlamaya dikkat. Çekme sırası bende.
Merhaba Kel amca. Selam çocuklar. Evet, burası gördüğünüz gibi bizim mutfağımız. Burası çok güzel kokuyor. Sağ ol tatlım. Babam yemek yapmaya bayılır ve bu işte gerçekten ustalaşıyor. Aa, dur bakalım, ustalaşmak mı? Ben hep ustaydım. Hadi bebeğim. Hey, şunu denesene. Marine edilmiş et, en sevdiğim. Harika olmuş baba. Marine edilmiş et benim en sevdiğim yemeklerden biri. Çünkü benim büyük büyük babam Jamaikalı ve marine edilmiş et pişirmek bizim için lezzetli bir gelenek. İkizler, babanıza mesaj atın ve yemeğin hazır olacağını söyleyin. Peki. Sen mesaj at, ben çekerim. Dur, daha çekimi bitirmedim. Aa, benim sıram. Benim. Hey Simon teyze, kameraya el salla. Burası aile yemeklerini yediğimiz yemek odamız. Pazar yemekleri bir zorunluluktur. O gün hep beraber otururuz, rahatlarız ve diğer bir yoğun haftadan önce hasret gideririz. Ah, bir de müzik çalarız. Şimdi düşünüyorum da benim müzik aşkıma başladığı yer burası olabilir. Bu doğru. Babanın plak koleksiyonu onun hakkında en çok sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Tabii, yakışıklılığım da. Evet tatlım. Bunlar çok eski. Grand Jeté. Büyük sıçramanın Fransızcası. Bale dünyasında ilk büyük sıçramamı yaptığımda hareketlerimi burada, televizyonun karşısında çalışırdım. Burası bizim oturma odamız, eşittir dans odamız. Bir sürü harekette burada ustalaştım bunun gibi. Bunu çektin mi Jax? Evet. Ve işte karşınızda. Bu benim ev turum. Şehirde en çok ilham aldığım yer. Güvenle risk aldığım ve sanatımı deneyimlediğim yer. Artı ailemin bana olan desteğiyle işleri batırsam bile devam edebileceğimi biliyorum. Aa, niye bu kadar duygusalsın ki? Ceyda, şimdi bir daha çekmek zorundayız. Gördünüz mü? Hayal ettiğim mükemmel bir bitiş görüntüsü olmadı ama biliyorum ailem benim yanımda. Ceyla bile. Evimi gezdiğiniz için teşekkürler. Sonra görüşürüz. Şunu sakın unutmayın. Seviliyorsunuz. Barbie kaçar.